Ben bu haritayı görünce ve üzerinde de bu resmi görünce zannetmeyin ki ben bir kelle partisi kurdum. Onun da genel başkanıyım. Böyle bir durum yok. Öyle değil mi Kemal Hocam? Şimdilik gözükmüyor. Evet, şimdilik gözükmüyor. Ama görüyoruz ki partilerimiz bir türlü anayasayı çalışmalar yapıyorlar. Bir türlü anayasa konusunda uzlaşamadılar. Acaba ileride böyle bir parti kurabilir miyiz? Onu da bilmiyorum yani. Böyle kısa bir espriyle gireyim. Bu tabii Kene ve Kene olaylarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından bir esprili resim. Ama birazdan dinlediğinizde göreceksiniz ki bu resim konusunda yorum yapmak isteyen var mı? Nasılsa biz bizeyiz burada efendim. Yani böyle can tutma açısından bu konuda fikir yürütmek isteyen var mı acaba? Nedir? Ha, yani Kene'nin hortumu değil mi? Ters olduğu için de Heh. çıkarma bakımından Ziraatten mi geliyorsun? Tamam. Belli o. değil. Evet, güzel. Görüyorsunuz. Hani diyoruz ya doktorlarımız lütfen çıkarmayın, mutlaka doktora gidin, özel bir alet kullanın. Şimdi efendim, keneler yaklaşık 250 milyon yıldır bu gezegende yaşıyorlar. Şimdi düşünün, biz insanlığın tarihine bakın. 200-300 bin yıl diyelim. Ama keneler 250 milyon yıldır bu gezegenin bir parçası. Ve inanılmaz bir şekilde evrilmişler ki başarılı olmuşlar ki bugüne kadar nesillerini devam ettirmişler. Biz dünya ekosisteminden biliyoruz ki geçmişte yaşamış bugün fosilleri bulduğumuz birçok bitki ve hayvan türü zamana ekolojik değişim ayak uyduramadıkları için sistemden kaybolup gitmişler. Onların yerine yeni yeni türler çıkmış mevcut türlerden. Dolayısıyla da başarılı olanlar ne yapıyor? Hayatlarını devam ettiriyor. Gerçek doku üzerinde görüyorsunuz derimize girdiği andaki periskop adını verdiğimiz bu hortum yapısını görüyorsunuz. Yine elektronik, bunu bir uzaylı gemi zannetmeyin. Yine bir kenenin baş kısmını görüyorsunuz. Alt tarafta da hipostom adını verdiğimiz diş kısmı. Evet. Şimdi kenelerin milyonlarca yıldır başarılı olmalarının sırlarından bir tanesi tükürüğünde yatıyor. Ki biz buna mucize tükürük diyoruz. İçerisinde en azından spesifik özelliği olan 6 tane kimyasal var. Ki bundan dolayı birçoğumuz keneye yapışıyor, birkaç gün vücudumuzda kalıyor ve biz hiç hatırlamıyoruz. Örneğin son yıllarda Kırım-Kongo vakasından dolayı ölen insanlarımızın bir kısmıyla ailelerle görüşüldüğünde veyahut da işte hafif atlatıp bu hastalıktan kurtulan insanlarla görüşüldüğünde yaklaşık %50 vakada insanlar keneyi hatırlamıyorlar. Şimdi bunun sırrını yavaş yavaş açıklamaya çalışacağım. İmmünosupresif etki, bağışıklık sistemini baskılayan bir kimyasal var. Dolayısıyla vücut herhangi bir tepki veremiyor. Yani antikor oluşturamıyor. Antikoagulan etki pıhtılaşmayı önleyici, yani kanın pıhtılaşmasını önlüyor ki rahat emsin. Uyuşturucu etkisi bir kimyasal ki bu sivrisineklerde de var biliyorsunuz. Dolayısıyla fark etmiyorsunuz işte insan veya hayvan hangi canlı üzerinde konmuşsa. Antiinflamatuvar etki iltihap önleyici, herhangi bir kaşıntı olmasın, iltihap olmasın ki insan veya hayvan bunu fark etmesin. Ve antihistaminik etki, alerji olmasın. Çünkü ortalama 3 gün, 4 gün, 5 gün kalabilir. Burada şunu söyleyeyim. Kenelerin bir kısmı argasit yumuşak keneler. İksotip dediğimizde büyük grup sert keneler. Sert keneler ortalama 3 gün ile 5 gün kalıp kan emebilirler. Ancak doyduklarında kendileri bırakır, başka bir ortama gidebilirler. Ama yumuşak keneler ise mümkün olduğunca kısa sürede fazla kan emip ondan sonra konağın üzerinden ayrılırlar. Dolayısıyla da böyle bir geniş kimyasal yelpazesine sahip tükürük sayesinde keneler konağın üzerinde günlerce ona çaktırmadan kalabilirler. Onun kanını emebilirler ki böyledirler. Altıncı etki, parazit etki ki felç yapan etki. Bilim adamlarının en korktuğu noktalardan biri şuydu, bundan 30 yıl önce. Acaba bu kimyasal ileride
evrimleşme sonucu daha değişik bir yapıya kavuşup felç etme özelliği yapabilir mi? Ya da herhangi bir kere yapıştığında bir kan emme sırasında tükürük vasıtasıyla geçen bu felç yapıcı kimyasal acaba o anda canlıyı öldürebilir mi diye düşünüyor bilim adamları. Ama bu son yıllarda maalesef ortaya çıkmaya başladı. Aslında 1800